Diyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika'daki başkanlık seçimlerinden sonra Suriye'yi yine gündemin birinci sırasına taşıdı. Erdoğan Endonezya'daki 5. Bali Demokrasi Forumu'nda konuştu ve Suriye'de etnik ve mezhepsel bir yönetim arzuladıklarını belirtti. Başbakan Tayyip Erdoğan Endonezya'da düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu'nda konuştu. Dünyada gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere, güçlere büyük görevler düşüyor. 15 gündür Suriye'den bahsetmeyen Erdoğan'ın Bali'deki birinci gündem maddesi Suriye oldu. Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler sistemindeki tıkanıklıktan cesaret alarak kendi halkına karşı sürdürdüğü vahşet insanlık için bir utanç kaynağıdır. Erdoğan Suriye'de etnik köken ve mezheplere dayalı bir yönetim istedi. Türkiye olarak Suriye'de halkın meşru talep ve beklentileri doğrultusunda tüm etnik ve dini grupların temsil edileceği bir yönetime geçilmesini Suriye'de özellikle arzuluyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik saldırgan tutumuna geri dönüşü, çalışma arkadaşım dediği Obama'nın seçilmesinin hemen ardından geldi. Sadece dünya siyasetinde değil, bölgemizde de özellikle yine yoğun çalışmalarımız oldu. Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yüklendi. Dünya 5 tane daimi üyenin 2 dudağının arasına bırakılamaz. Başbakan Suriye'ye uygun gördüğü etnik ve mezhepsel yönetimi Güvenlik Konseyi için de istedi. Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde tüm insanlığın temsilcilerinin bulunması lazım. Tüm kıtaların temsilcilerinin bulunması lazım. Tüm inanç gruplarının dünyada temsilcilerinin bulunması lazım. Erdoğan, Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Yingluck Shinawatra ile ayrı ayrı bir araya geldi. Erdoğan programında olmamasına rağmen İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'la da görüştü. Yemek salonunda birlikte geçen iki lider sohbetlerine yemek sırasında da devam etti.